İçişleri Bakanlığı, trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmalarının ardından bu kez de kırmızı çizgimizi çekiyoruz uygulaması başlattı. Uygulama kapsamında Ankara'da Türkan Yaman Türk İlkokulu'nda program düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin, projenin reklam yüzü, Paralimpik Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı ve öğrenciler katıldı. Çocuklarla birlikteyiz, öğretmenlerle birlikteyiz. Ve hayatın içinden bir konuyu bugün gündeme getiriyoruz. Yayalar kırmızı çizgimiz diyoruz. Ve çocuklarımızla beraber geleceğe yönelik olarak trafik kurallarını daha iyi içselleştirmek için, trafik kurallarına daha güzel riayet etmek için bir çalışmanın içindeyiz. İçişleri Bakanlığımızın bu çalışması son derece önemli ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak da biz de her türlü desteği veriyoruz. Bu projede emeği geçen çok arkadaşımız var İçişleri Bakanlığımızda. Sayın Bakanımızın şahsında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarla beraber olduğumuz için, onlarla beraber etkinlik yaptığımız için, anne babalara mesajlarımız olduğu için, öğretmenlere mesajlarımız olduğu için çok mutluyuz. İnşallah geleceği çok daha umutla, mutlulukla bekliyoruz trafik kuralları konusunda. Çok daha güzel noktalara geliyoruz her geçen gün. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2018'de gelişen ülkemiz, büyüyen ülkemiz, standartları insanlar için sürekli yükselen ülkemiz bir karar aldı. Ve dedi ki artık bundan sonra bizim trafiğimiz de yaya öncelikli olacak diye. Ve özellikle okul geçitleri, yaya geçitleri, trafik lambalarının olmadığı ama levhaların olduğu hastane geçitleri, bütün bu alanların tamamında önceliği yayaya veren bir adımı bir millet olarak attık. Bu şu demektir. Nasıl ambulans trafikte öncelikliyse, yayalar da artık Türkiye'de trafikte öncelikli bir konuma geldi. Peki sonuç ne oldu? Aslında hala devam ediyoruz. İşte bu kampanyalarımız, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz tüm eğitimler, belediyelerle beraber attığımız adımlar ve özellikle Emniyet Genel Müdürlüğümüzün, Jandarma Genel Komutanlığımızın yaptıkları, bir taraftan çocuklarımızın, bir taraftan gençlerimizin, tüm insanlarımızın buna uyum sağlaması ve aynı zamanda öğretmenlerimizin mümkün olduğunca okullarda bunu öğretmeye çalışması, bir sonuca vardık. Yaptığımız denetimler. 2018'de bu kanun çıktı. Yıl 2021. 2020 yılının sonuna kadar 516 az can kaybı oldu yaya trafiklerinden kaynaklanan ölümlerde. Bir büyük rakam değil mi? Bir hepimiz için büyük rakam. Ama 516 çok daha büyük bir rakam. Ve biz bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz. 1686 idi. Şu anda 900'lere geldi.